sana sözünü baharlar gelecek. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yiğitleriyle beraber Isparta'ya geldi. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la Isparta'ya geldi. Sevgili Ispartalılar, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay. Deprem felaketinde aramızda ayrılan vatandaşlarımızı da rahmetle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. Sevgili Ispartalılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini 14 Mayıs'ta değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Değişime var mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura, Isparta huzura var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? 14 Mayıs'ta Isparta hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Şimdi ben sizleri çok daha çok fazla bekletmeden son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz mitinglerde bu büyük kalabalığı görünce dayanamıyor soruyorum. Sevgili Ispartalılar, aranızda özellikle görüyorum çok genç arkadaşım var. Sevgili genç arkadaşlarımla birlikte 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Yüreğinize, nefesinize sağlık. İzin verirseniz öncelikle konuşmalarını yapmak üzere 25 yıl aradan sonra Ankara'da karanlığın üzerine güneş gibi doğdu. Başkenti yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti haline getirdi. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Bitmeyecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sevgili Ispartalılar, konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. On dört Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Fakat anlamadık. Seçime mi gidiyoruz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz anlamadık. Normalde siyasi partiler ne yapar? Vaatlerini verir.
bizler iktidara gelirsek şunları yapacağız. Şunları yapamadılar. Yani bu şekilde vatandaş bunları dinler. Hangisinden ikna alıyorsa götürür oraya verir. Bizim bildiğimiz böyle. Kaç yıldır seçimlere gireriz ama son yıllarda seçime girerken bakıyoruz söyleyecek sözü bitenler artık seçim havasından çıkarıp savaş rüzgarları estirmeye başlıyorlar. Yok yok. Biz iktidara niye gelmek istiyoruz? Uzun yıllardır artık siyasete hakim olan nefret ve ayrımcı dili ortadan kaldırmaya talibiz. Onun için yüz çekmeye falan değmez. Allah'a havale ediyoruz. Yani öyle sözler duyuyoruz ki milliler, gayrimilliler. Efendime söyleyeyim, işgalciler, istikbalciler. Ben anlamıyorum yani bu sözler nereden çıkıyor? Bunlar darbe yapacak. O zaman seçime girmeyelim. Biz seçime bu iktidarı değiştirmek için giriyoruz. Bunda ne var? Yoksa niye girelim seçime? O zaman meclisten seçim kararı almasaydınız. Fakat mantık şu. Ben Ankara'da da yaşadım. Muhalefeti seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir mantıkları var. Ve dolayısıyla o kadar ayrımcı sözler söylüyorlar ki biz üzülüyoruz. Yakışmıyor. Hak etmiyoruz da. Ne Sayın Genel Başkanımızdan ne de Millet İttifakı Genel Başkanlarından bir tanesi. Cumhur İttifakı'na karşı ya da Cumhur İttifakı'na oy verenlere karşı en ufak onları incitici bir söz söylemiyor. Çünkü herkesin oyu kutsaldır, azizdir. Saygı duyacağız. Cenab-ı Allah bugün yeryüzünde yaşayan 7,5 milyar insanı farklı farklı yaratmış. Aile çevresindendir, komşusundandır, iş yerindendir, aldığı eğitimdendir. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal. Biz 21 yıllık bir iktidarı gördükten sonra onlar gibi düşünmüyoruz. Bundan daha normal bir şey var mı? Oy verecekler de bizim gibi düşünmüyor. Demek ki memnunlar. Onlara da sözümüz yok. Ama kalkıp da siyasetin dilini bir savaş diline getirmek gerçekten ülkemize yakışmıyor. Bakın, ben şuna yoruyorum. Aynı sözleri daha önceki seçimlerde de oldu ama 2019'da birkaç tane olan olayı anlatayım size. 25 yıllık bir rant imparatorluğundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı mevcut belediye başkanı aldı görevinden attı. Attı. Niye attı? Demek ki bir şeyler var ki attı. Bizim talip olmamız gayet normal değil mi? Belli ki bir takım yanlışlıklar var. Biz de bu yanlışlıkları gördüğümüz için aday olduk. Seçime girdik. Önce gayet güzel gitti. Ama artık anketler ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu dil değişti. Biz şunu yapacağız, falan yapacağız, Ankara'yı şöyle yapacağız diyecek halleri de kalmadığı için yani bugünkü iktidara biraz benziyor. Başladılar dediler ki belediyedeki 30 bin işçiyi çıkaracak. İşte listesi diye televizyonlardan sahte listeler yayınladılar. Yerine de PKK'lıları dolduracak, DHKP'leri dolduracak diye yalan söylediler. Şimdi bir tane işçiyi çıkartmadık. Bir tane işçiyi çıkartmadık. Bırakın PKK'yı, Ankara'da şu anda Sayaşları vatansever Türk evlatları okuyor. Ne iş var PKK'nın bizim belediyemizde? Yetmedi. Yardımları kesecek dediler. Bir kuruş yardım falan kesmedik. Detayına girsem inanın 15 dakika anlatması sürüyor. Çok kısa söyleyeyim hemen. Onların böyle koli koli paket dağıtmalarını kaldırdık. İnsanlar inciniyordu. Bir tane kredi kartı gibi başkent kartı çıkarttık. Ona para yüklüyoruz. O aile gidiyor bakkallardan çoluğunun çocuğunun ihtiyacını alıyor. Makarnaya bulgura talim etmiyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Bu arada bu ihaleler hep aynı tüccardan alınırdı. Yurt dışından ithal gelirdi o makarnalar, bulgurlar. Şu anda bütün esnaflar alındığı için Ankara'daki 5-6 bin bakkal, köy bakkallarına kadar
aynı zamanda para kazanıyor. Buradan artan komisyon tekrar belediyeye sosyal yardım alanlara veriliyor. Biraz hızlı gideceğim. Bakın neler yapıyoruz. 60 bin öğrenci, bunlar yoktu eskiden. 60 bin tane öğrenci okula ücretsiz gidip geliyor. 16 bin öğrencinin servis ücretini biz ödüyoruz. 15 bin öğrencinin kantin parasını biz ödüyoruz. Diğer süt yardımları, kırtasiye yardımları, sınav yardımları, sınav ücretlerini filan yatırıyoruz o çocuklar okusun diye. 200 bin aile eskiden tonu bugünün rakamıyla 30 liraya yakın para ödüyorlardı. Yani 10 ton su tükese 300 lira ödüyordu. Şu anda 10 tane 10 lira ödüyor. Destek alan aileler. Yeter ki çoluğunun çocuğunun kursağından kesmesin. Eğitim masraflarından kesmesin diye. Bu yetmedi. Baktık ekonomi gittikçe bozuluyor. Pandemi nedeniyle de epey iş yeri kapandı. Bizim devraldığımızda 158 bin aile destek alıyordu. Şu anda 200 bini geçti. 200 bin aileye 2 yıldır düzenli olarak 3'er ay müddette doğalgaz yardımı yapıyoruz. Hükümet şimdi Mayıs'ta yapacak. Yine 200 bin aileye düzenli olarak her ay birer kilo et parası yatırıyoruz ki o çocuklar gelişimini tamamlasın, proteinsiz kalmasın diye. Buna benzer nice yardımlar. Şimdi bunu niye anlattım? Yardımları kesecek diye yalan söylediler. Şu anda da diyorlar ki Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımların hepsini bunlar gelince kesecekler. Hayır, daha fazlasını yapacağız. Nasıl bizler yapıyorsak, halktan yana aldıklarımızı harcıyorsak inşallah bu hükümet de ranttan yana değil halktan yana çalışacak. Bir diğeri, kırsal kalkınma desteklerine başladık. Burada tarım çok olduğu için bunu da mutlaka anlatmak istiyorum. Eskiden ziraat odalarına birer tane traktör, taş toplama makinesi verip kırsal kalkınmayı kaldıracağız diye uğraşıyorlar. Kırsal kalkınma öyle olmaz. Ankara'da çok büyük tarım arazisi var. Hükümetlerin tarım politikası nedeniyle herkes tarlayı bırakmış, hayvancılığı bırakmış, şehir merkezine gelmiş. Şu anda önce nohut tohumuyla başladık. Daha sonra arpa buğday tohumu verdik üretime teşvik için. 35 bin tane kayıtlı çiftçimiz var. Hiçbirini ayırmadık. Uydudan gözetliyoruz. Tarlasında bir ilaç gerekiyorsa onları bildiriyoruz. Ne üretmesi gerektiğini bildiriyoruz ve kendi belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübreyi veriyoruz, ücretsiz. Onun haricinde mazot yardımı yapıyoruz vesaire. Bu 4 yıl içerisinde Ankaralı çiftçinin cebine 4,5 milyar lira parayı koyduk. Belediyecilik budur. Şimdi hayvancılık ölüyor, fiyatlar artıyor, insanlar süt ineklerini kesiyor. Çare bulamıyorlar, yurt dışından hayvan getiriyorlar. Yurt dışından bakliyat getiriyorlar. Buradaki tarımı desteklemek yerine yurt dışındaki Hans'ı, George'u, çiftçileri maalesef zengin ediyorlar. Öyle olunca da tabii ki sebze fiyatları artıyor. Soğan pahalı. 2019'da tarım kredileri açtılar. Zararına sattılar. Seçim bitti, ertesi gün kapattılar. Şimdi yine soğan pahalı diyorsunuz. Diyorlar ki soğan kafalılar. İnsanlar aç, artık gıdaya erişemiyor diyorsunuz. Tatile gidenlere bakın. AVM'lere bakın. Dolu dolu. Bunları söyleyin ağzına kürekle vurun diyorlar. Dolayısıyla artık halktan koptu. Bizi Avrupa yapacaklardı. Bizi zenginleştireceklerdi. Avrupa'yla şurada eşitlediler. Hani hep derdik biz elimize evimizi alırken soğanı, patatesi çuvalla alırız. Avrupalı tek tek alır diye. Şimdi bizim halkımızı da tek tek alır hale getirdiler. Ama bunlarda kabahat yok. Kabahat ya marketlerde, ya soğan ekenlerde, üretenlerde. En son geçen ay, hatta bu ay Rekabet Kurumu kasaplarla ilgili inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar oldu. Şimdi bir iktidar hatasını kabul eder. Der ki biz şuraları yapamadık. Şunu yapacağız. Şimdi karşımıza böyle gelmesi lazım ama böyle gelmiyorlar. Bu konulara maalesef hiç girmiyorlar.
sürekli olarak biz kaybedersek şu olur bu olur filan. Neyse bizim için de hepsi söylediler. Bekası gidecekti devletin. Biz seçildik. Seçilir seçilmez çözüm süresinde zorla söktükleri TC tabelalarını belediyenin duvarına bir çaktık. Şimdi bunu görünce bu arada da Ekrem Bey'in seçimini gasp ettiler biliyorsun birinci seçimini. İkinci seçimi artık beka falan lafları bitti. Yeni bir şey bulmaları lazım. Şimdi de buluyorlar da onun için anlatıyorum. Yeni bir şey nedir? Eğer İstanbul kaybedilirse Mekke düşer, Kudüs düşer, Büyük İsrail kurulur. Siz İstanbullular oyunuzu Sisi'ye mi vereceksiniz, Binali'ye mi vereceksiniz? Bunlar tartışıldı. O yetmedi. Baktılar gene anketler kötü, halk iyi cezalandıracak. Bu sefer 33 askerimizi şehit eden teröristi televizyona çıkarttılar. O yetmedi. O yetmedi. O yetmedi. O yetmedi. Arkasından İmralı'dan getirdikleri mektubu televizyonlarda okuttular. Ama halk bunlara inanmadı. 800 bin farkla onları sandığa gömdü. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Siz 2002 yılında iktidara gelirken ülkeye yolsuzluğu, yoksulluğu kaldıracağız dediniz. İnsanlara cennet vaat ettiniz. Fakat şu anda bilin ki insanlara cehennemi yaşatıyorsunuz. Yani söylenen sözler öyle söyler ki benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Müslüman yalan söylemez. Müslüman iftira artmaz. Adaletsizlik yapmaz. Kötü söz söylemez. Ne oluyoruz? Bizim söylemediğimiz, yapmadığımız şeylerle böyle iftiralar atılıyor. Yeter artık. Bizim ülkemiz yeterince ayrıştı. Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Belli ki bu nefret dili bizi bir yere götürmeyecek. Bu ayrımcılık bizi bir yere götürmeyecek, insanı kutuplaştıracak. Buna rağmen kutuplaşmıyoruz. Kutuplaşmak da istemiyoruz. Siyaseti bu zehirli dilini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ve kaldıracağız. Altı Sayın Genel Başkan yan yana geldi. Farklı farklı fikirlerle 2400 maddelik bir mutabakat metni çıkarttı ve uzlaştılar. Ya bu altı kişi nasıl yan yana geldi? Ne yapıyorlar bunlar? Hiç ambulans mı? Çocuk kaybolmuş. İsmi nedir? Adem Yalçın. Adem Yağız. Adem Yağız. Renkli gözlü orada mı? Bakın orada gösteriyorlar. Elinizi kaldırın. Elinizi kaldırın. Allah'ın izniyle İsparta'da hiçbir şey kaybolmaz. Ve altı siyasi parti genel başkanı uzlaştı. Buna da kızıyorlar. Sizin yan yana ne işiniz var? Birbirinize benzemiyorsunuz. Niye? Kavga mı edelim? Kavga bize yakışmaz ki. Sadece ülkeyi iyi yönetmek istiyoruz. Herkes fikirlerini söylüyor ve söyleyecek. Niye kavga edelim? Bu millet kavgadan da çok şey çekti. Artık huzura ihtiyaç var. Ve bunları altı bulamazsa nasıl anlaşacak falan derken kendileri de Allah'ın izniyle altıyı buldular. Öyle mi? Birbirlerine benziyorlar mı? Ama biz uzlaştık. Onlarınki öyle değil. İttifakı aldıkları parti için bizim onunla ittifakımız yok. Biz onun görüşlerini beğenmiyoruz. Biz onların görüşlerine katılmıyoruz. Yan yanasınız. Onların görüşlerinin PKK'dan pek de bir farkı yok, öyle mi? Bakın, bu İHA'lar bizim. Nasıl Roketsan, Havansan 70'li 80'li yıllarda kuruldu. Belli bir mesafeye geldi. Kendilerinden sonra teslim edildiyse bu milletin parasıyla yapılan bizim milli savunma gücümüz hepsi bu hükümet tarafından daha da geliştirilecek. Şimdiye kadar yapanlara teşekkür ederiz.
vay efendim bunları şeye, ne hangara kaldıracak. Siz önce hangara koyduğunuz şu S-400'ü bir çıkarın. O kadar para verdik öyle mi? Biz şunu açıklıkla söylüyoruz. Milli politikamız değişmez. Sınırlarımız tehdit olduğu müddetçe İHA'lar, SİHA'lar daha gelişmişleri teröristlerin ve düşmanın başına yağmaya devam edecek. Sanki babalarının malları partinin malı gibi başladılar gezdirmeye, göstermeye, seçime alet ediyorlar. Bu memlekette şimdiye kadar ne camiler siyasete alet edildi, ne okullar ne de silahlı kuvvetler. Maalesef bütün tuşları aynı anda bastılar. İşte bunların yeniden normalleşmesi lazım. Normalleşmesi için de bu iktidarın değişmesi lazım. O gemi 70'li yıllarda ilk açılan tersanede yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun zamanında o tersaneyi yapmışlar. Şimdi inşallah daha iyileri de yapılacak. Ama sevgili İspartalılar, biz ekonomiyi konuşmayalım. Şu andaki Türkiye'deki bu açlığı, yoksulluğu konuşmayalım. Liyakatsızlığı konuşmayalım. Torpili konuşmayalım. Yolsuzluğu konuşmayalım. Rantı konuşmayalım diye bunları söylüyorlar. Tam tersine. Ben bunların cevabını vereceğim. Sayın Genel Başkanlar da gelecek size neler yapılacağını anlatacaklar. Ben şunu söylüyorum sevgili İspartalılar. 14 Mayıs'tan sonra seçim bitecek. Ortada ne tok kalacak. Herkes yolcu yoluna, Anadolu gemisi yerine gidecek. SİHA'lar yine üretilecek. Siz bunları ne göreceksiniz ne bileceksiniz. Ama bu iktidar devam ederse bizim şu anda ekonomik sıkıntıyı çeken halkımız marketlere gidecek. Marketlerde zorluk çekmeye devam edecek. Kredi kartını nasıl ödeyeceğini, çocuğunun okul masraflarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünecek. Bu gerçekle yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla mutlaka bu ekonominin artık düzeltilmesi lazım. Bu saatten sonra geçmiş iktidarın ekonomiyi düzelteceği konusunda en ufak bir güveniniz var mı Allah aşkına? 2-3 ayda bir Hazine Bakanı değişti. 2-3 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişti. Şu anda seçime gidiyoruz. Eski zamanda görev yapan bakanları geri çağırıyorlar. Onlar da dönmüyorlar. Nasıl olsa sizi laf geçiremiyoruz, bildiğinizi okuyorsunuz diye. Demek ki bu şekilde yönetildiği takdirde tek kişinin yönetimiyle varılacak bir yer yok. İşte 6 kişi onun için yan yana geldi. Güzel bir program hazırladı. İnşallah ve inşallah bu millete mutluluğu, huzuru meydana getirecek. Bereketi meydana getirecek. İnşallah yeni bir hükümet kurulacak. Bundan son derece ümitliyiz ve gençler sizlere güveniyoruz. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Bir olacağız. Beraber olacağız. Ayrışmayacağız. Evet. Ben gençlerden bir söz daha istiyorum. Birinci turda bitiyor mu? Birinci turda bitiriyor muyuz? Birinci turda bitiriyoruz. Söz mü? Peki çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de özellikle gençler hem arkadaşlarını hem ailelerini ikna edecek. En azından eski yönetimin artık ondan umudumuz yoksa yeni gelecek birisi mutlaka iyi yapmayı deneyecektir. Evet bütü bırakmıyoruz. Sevgili Spartalılar, 11 belediye başkanı Millet İttifakı olarak seçimi kazandık. Hiç kimsenin değerleriyle oynamadık. En ufak bir şikayet olmadı. Hepsinde huzur var. Ankara'da yaptıklarımızın çok azını anlatabildim size ama Ankara'ya gelip giden halk ayrım yapıp yapmadığımızı onlardaki akrabalarınızdan sorabilirsiniz. Bizim yönetimimizden mutlu olup olmadıklarını da onlara sorabilirsiniz. Yani varmak istediğim konu şu. Biz olmazsak ölürsünüz. Biz olmazsak batarsınız. Bunlar yapamazlar, bunlar edemezler. Dediler ki Mansur Yavaş küçücük bir ilçenin belediye başkanlığını yaptı. Ankara'yı nasıl yönetecek? İlk ay 50 milyon lira açık var, maaşı ödeyemez. Mansur Yavaş geldi, yolsuzluğu, israfı ortadan kaldırdı.
3500 ihaleyi açık yaptı. 5 milyar lira eski dönemin batırdıkları paraları ödedi. Üstüne üstelik birçok hizmet yaptı ve Amerika'daki bir kuruluş şu anda yönetilemez diyen belediyede Fitch raporuna göre en kredibilitesi yüksek belediye olarak seçti. Ve Mansur Yavaş ağabeyiniz, kardeşiniz İngiltere'den dünya başkent belediyeleri başkanı olarak geçen yıl ödül aldı. Dolayısıyla 14 Kasım'dan sonra gelecek yönetim de inşallah dünya çapındaki başarılara imza atacak. Bunların boş laflarına bakmayın. En güzelini, en iyisini yapacak. Şatafata, israfa artık masraf yok. Halkın parasını kendi cebindeki parası gibi kullanacak. Ve hatta şöyle iddialı bir sözü var Genel Başkanımızın. Meclisteki denetim komisyonunun başkanını muhalefetten olacak diye bu kadar da bir özgüvene ve şeffaflığa talip. Dolayısıyla böyle bir yönetim mutlaka ve mutlaka başarılı olur. 14 Mayıs'ta inşallah birinci turda Sayın Genel Başkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçiyoruz. 15 Mayıs'ta Kızılay Meydanı'nda toplanıyoruz. Ve daha sonra Çankaya'ya kadar yürüterek o adalet yürüyüşünü bilir, yürümeyi sever. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu da kendisine oturtacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum ve nice baharlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sana sözüne baharlar gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Demokrat Parti'nin kalesi sevgili Ispartalılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere özgür birey, güçlü toplum, başka bir Türkiye diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ı buraya konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Efendim. Daha yüksek. Evet değerli hemşehrilerim. Birkaç gün önce ana ocağımız Afyonkarahisar'daydık. Şimdi de büyük bir mutlulukla baba ocağımız Isparta'dayız. Türkiye'nin babası Cumhurbaşkanımız, Anadolu'nun çatlamış topraklarının hasretini gideren büyük liderimiz Süleyman Demirel'in memleketindeyiz. Kıymetli Ispartalı hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarım, bir kez daha hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Bu büyük Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, daha da büyüteceğiz. Daha da büyüteceğiz. Hani şair diyor ya,
Kim çizmiş bu hududu? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim dediği gibi daha da büyüteceğiz. Bizim derdimiz sadece oy aldığımız insanlara değil, tüm Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu büyük ülkeyi, bu büyük cumhuriyeti nereye taşıyacağımızı da biliyoruz. Yeter ki namuslu ellerde olsun. Yeter ki namuslu ellerde olsun. Siyasetin vazifesi bir ülkenin potansiyelini ortaya çıkartmaktan geçer. Bu büyük cumhuriyet kıt kanaat imkanlarla büyük sıçrama hamleleri yapmış. Fabrika kuran fabrikalar kurmuş. Kendi insanını doğduğu topraklarda gelecek hayali kurabilecek bir Türkiye'yi inşa etmişiz. Ama gelin görün ki buradan geriye doğru gidiyoruz. Ne demek istiyorum? Dişinizden, tırnağınızdan artırdığınız evlatlarınız, çocuklarımız, gençlerimiz eğer doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kuramıyor ise bu yönetenlerin mesuliyetidir. Öyle mi? Bir ülke için herhalde şundan daha büyük üzüntü olamaz, felaket olamaz. Kendi gençleri başka diyarlarda gelecek arayacak, öyle mi? İtirazımız bunadır. Biz bu ülkenin her şeyine sahip çıkacağız. Evlatlarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Kadını genciyle, ağacı, dağı taşı, ovasıyla, toprağıyla bizim vatanseverliğimiz bunu gerektirir. İşte bu bereketli toprakları, bereket fışkıran bu Anadolu'yu suyla buluşturmuşuz. Büyük liderimiz Demirel öyle diyordu. Biz bereketli toprakların bedbaht insanları olarak yaşamayacağız demişti. Ve gereğini yaptık. Bugün de bu büyük cumhuriyeti yeni bir çağa taşıyacağız hep beraber. Zamanın hızla değiştiği bir dünya içerisindeyiz. Tarihin temposunu hep beraber yakalamalıyız. Zamanın ruhunu hep beraber yakalamalıyız. Dünyayla yeniden bu büyük ülkeyi önce üretim yapan bir ülke olarak, sonrasında da bu küreselleşme ikliminde kendi ülkesinin, evlatlarının, vatandaşlarının zenginliğini artıracak, zenginlik transfer edecek bir yapılanmayı ortaya çıkarmalıyız. Ama gelin görün ki maalesef Türkiye 20 yıldır, 21 yıldır kötü yönetiliyor. Hatta daha ileri gideyim. Türkiye'de zaman zaman belki kötü yönetimler olmuştur. Sizlere sorayım. Kötü niyetli yönetimler bu memlekette oldu mu Allah aşkına? Bugünkü iktidar kötü niyetli. Kötü niyetli. Bir parti olmaktan çıkmış, adeta kamu kaynağını nasıl yağmalarız? Bunun üzerine tabandan tavana, tavandan tabana örgütlenmişler. Millet diye bir dertleri yok. Demokrasi zaten onlar için muhalefette seslendirilecek bir ideoloji. Şimdi İçişleri Bakanı var biliyorsunuz değil mi? Neyse. İki gün önce bir açıklama yapmış. Neymiş? 14 Mayıs 2023 seçimleri
bir darbe girişimiymiş. Anadolu'da güzel bir söz var, hepiniz bilirsiniz. Ne deriz? Takke düştü deriz, kelle göründü deriz. İşte bunların demokrasi inancı bu kadar. Bugün şunu görüyorlar. Artık vatandaşımızın, insanlarımızın, milletimizin rızasını kazanamıyorlar. Sandıkta oyunu alamıyorlar. Alamayınca söyleyecek söz bitmiş. İnanın söyleyecek yalanları bile bitti. Söyleyecek söz bitmiş. Neymiş 14 Mayıs seçimleri? Bir darbe girişimiymiş. E sizin vazifeniz İçişleri Bakanı olarak darbeyi engellemek değil mi? Ne yapacaksınız? Seçimi mi iptal edeceksiniz? Isparta meydanından haykırmak isterim. Milletin önüne duvarlar örülmez. Bu aziz millet dün olduğu gibi bugün de o duvarları yıkar Allah'ın izniyle. Duvarlar örülmez. Bundan 2-3 hafta önceydi galiba. AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Aslında beyanname falan değil. 21 yıllık bir itirafname. Başarısızlıklarının itirafnamesi. Türk milleti kendilerinden önceki hiçbir siyasi iktidara nasip olmayacak kadar yetki istemişler, yetki vermiş. Güç istemişler, güç vermiş. Güç yetmemiş, biz mutlak güç istiyoruz demişler. Onu da vermiş. O da yetmemiş. Biz demişler dilimizden dökülen kanun haline gelsin. 16 Nisan referandumuyla şaibeli bir seçimle onu da geçirdik dediler. Sınırsız yetki, sıfır denetim mekanizması içerisinde elimiz ayağımızda kimse takılmasın. Hukuk denetlemesin, medya denetim yapmasın, sivil toplum denetim yapmasın, biz yolumuza devam edelim dediler. Devam ettiğinizde peki ne oldu? Milletin sofrasındaki ekmeğini küçülttünüz, hatta yok ettiniz. Bu keyfi rejimin bedelini 85 milyonun içerisinde bir mutlu azınlık dışında iktidarın yandaşı olmuş. Mutlu azınlık dışında herkes işsizlik olarak ödüyor. Zam tsunamisi altında enflasyon olarak ödüyor. Yoksulluk olarak ödüyor. Bunun bedelini ödüyoruz. Çift taneli işsizlik, çift taneli enflasyon rakamları, çift taneli faiz oranları. Bugün ekonomistim diyerek ortaya çıktıkları andan itibaren uyguladıkları politikalarla geçen yıl bir bayram öncesiydi. Bayram ikramiyesi artırılsın diye emeklilerimiz talep ilettiğinde Çalışma Bakanı aynen şöyle söyledi değerli hemşehrilerim. Bunun bütçeye 10 milyar lira ek maliyeti olur dedi. Bakın milyonlarca emeklimize. O 10 milyarı vermeyenler milyonlarca emekliye çok sınırlı sayıdaki mevduat sahibine kur korumalı mevduatla bugün itibariyle bile 200 milyarın üzerinde kaynak aktardılar. Bunlar kimin iktidarı bilesiniz? Bunlar kurtla yiyen, kuzuyla ağlayan bir iktidardır.
Ama sureti haktan görünüp, sureti haktan görünüp muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet size ne yapıversin, bu kadar yanlışınıza ne yapıversin? Milletimiz yetki vermiş. 21 yılda sistematik çöküş yaşar hale getirmişsiniz. Bir 5 yıl daha milletimiz yetki verse, sormak isterim değerli hemşehrilerim, değerli Spartalılar, bir 5 yıl daha yetki verseniz, bu iktidar 21 yılda yapamadı, neyi yapacak? Size sormak isterim, bir şey yapabilir mi? Şimdi çıkmış Sayın Erdoğan, bu 21 yılın üzerine açıkladığı yapmadıklarının, yapamadıklarının itirafnamesi olan seçim beyannamesinde ne diyor? Biz diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Bir parti devletine dönüştürmek için, FETÖ ile beraber bu devleti ele geçireceğiz diyerek çıktığınız güzergahta, ÖSYM'de soruları çaldınız, çaldırdınız, milyonlarca gencimizin hakkını yediniz. Hakkını yediniz. Adalet sadece adalet saraylarında, mahkemelerde değil. Eğer benim bir genç kardeşim çıkıp şunu diyebiliyor ise ülkede adalet işliyor demektir. Benim genç kardeşim şunu diyorsa, ben alın teri döktüm, göz nuru akıttım, başarılı oldum, üniversiteyi bitirdim, kamunun sınavlarını kazandım, mülakata da girdim, ama benim hakkımı ne şah, ne padişah, ne de reis yiyebilir diyor ve hakkını alıyorsa orada adalet işliyor demektir. Biz biliyoruz bu iktidarı. Hak, hukuk, adalet. Evet. 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 Bizleri de bu Halil İbrahim sofrasında bu amaçla beraberiz. Millet İttifakı'nın önündeki millet adına göreceği vazife bellidir. Bir tarafta bu 21 yılda kravatlı bir soygunla, kitabına uydurularak milletimizin milyarlarca doları çalındı. Bunun hesabını soracağız. Soracağız. Böyle talebiniz var değil mi? Bunun hesabını soracağız. Eğer yapanın yanına kâr kalacaksa biz neyin mücadelesini veriyoruz? Yapanın yanına kâr kalacaksa neyin mücadelesini veriyoruz? Zaman zaman hesabını soracağımız dediğimizde diyorlar ki hepimizi bir torbaya mı atacaksınız? O sizin bildiğiniz iş. Hukuksuzluk icat etmeyi siz bilirsiniz, siz. Bu iktidar sahipleri bilir. Biz istiyoruz ki hukuk işlesin bu ülkede. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle 13. Cumhurbaşkanımız, yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hep beraber ortaya çıkartacağız. Hep beraber ortaya çıkartacağız. Bu meydanda gösteriyor ki artık su arka düşmüş, yolunu bulmuştur. Allah'ın izniyle yolu Çankaya Köşkü'dür. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Şimdi iktidarda biraz evvel İçişleri Bakanı nasıl seçimleri bir darbe girişimi olarak niteliyorsa, bu iktidarın da zaten her anlamda ufkunu gördük. Demokrasiyle ilgili ufkunu gördük.
hukukla ilgili ufkunu gördük. Gördüm. Gördüm. Gençleri nasıl görmem? Gördüm. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili ufuklarını gördük. Ülkenin kalkınmasıyla ilgili ufuklarını gördük. 2023 hedeflerinden hiç bahsettiklerini görüyor musunuz? Sadece küçük bir hata yapmışlar. 2023 değil de 2071'e koymuşlar şimdi hedefi. Ölme babam, ölme. Niye? Niye? Küçük bir hata. Ne yıllık bütçelerinde, ne orta vadeli planlarında, ne 5 yıllık kalkınma planlarında hiçbir hedefinizi tutturamamışsınız. Şimdi diyorlar ki hala bize güvenin. Peki Isparta'mız, Ispartalı hemşehrilerim, bu dini menfaat yapan, menfaati din yapan bu iktidara nasıl güvenebiliriz? Güvenebilir miyiz? Güvenemeyiz. Bir tane boz bulanık Bekir var, Adalet Bakanı. Diyor ki bu muhalefete teslim edilmez. Ya muhalefete teslim etmeyeceğiz de Allah bizi affetsin diyerek Türkiye'yi yeniden unutmak istediği kara günleri, kara ayları, kara yılları 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle bu ülkede darbe teşebbüsü yaşatır hale geldiniz. Size mi emanet edecek? Size mi emanet edecek? Ne Sayın Erdoğan'a, ne de onun sefiller kumkuması bu bakanlarına bu Türkiye'yi emanet edemeyiz. Gençlerimizin geleceğini, kadınlarımızı emanet edemeyiz, edemeyiz. Evet değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız geliyor zaten biraz sonra. Biraz heyecanımızı daha da yükseltelim. Bu iktidara emanet edemeyiz. Niye? Bugün gözüme çarptı. Türk İş Konfederasyonu yoksulluk sınırını, açlık sınırını açıklamış. Değerli hemşehrilerim, açlık sınırı bile bu ülkede 10 bin liranın üzerinde, 10.135 lira olmuş. Yanlış politikalarının neticesinde kendi insanımıza sunmadığımız refahı milyonlarca bağrımıza basmak zorunda kaldığımız sığınmacılar başta olmak üzere, değil mi? Kendi insanımıza sunacağız. Nereden geldiğimizi biliyoruz ama bugün bu büyük ülkenin kaynakları Allah'ın izniyle herkese yeter. Sadece birilerine yetmiyor. Türk İş milletimizin yoksulun açlık sınırını belirlemiş. Ama bu iktidarın tokluk sınırını belli edememiş. Bu iktidarın tokluk sınırı belli olmadığı için milyonlarca insanımız aç, yoksul. Gelir adaletsizliği bu ülkede eğitim adaletsizliğine dönüşür hale gelmiş. Şimdi bu alanlarda yapacak hiçbir şeyleri yok. Dillerinde tutturmuşlar. Muhalefet PKK ile işbirliği yapıyormuş. Orayla işbirliği yapıyormuş. Dış güçlerle işbirliği yapıyormuş. Ya onu ancak siz yaparsınız. Sizde kendi şahsi zafiyetleriniz, kayda girmiş yolsuzluklarınız dolayısıyla
kapalı kapılar ardında kendinizi kurtarmak için attığınız adımlar bu ülke için bir milli güvenlik açığı haline gelmiş. Onu siz yaparsınız. PKK ile işbirliği yapmak Erdoğan'ın hakkı. O yapar. Değil mi? Yapar. FETÖ ile işbirliği yapmak onu da yapar. Şimdi bunlar yetmedi. Kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın öldürenleri, Hizbullah'ın partisinin adaylarını kendi listelerinden aday göstermişler. Her yol mübah bunlar için. Her yol. Tek bir hedefleri var. Ülke adına bir idealleri yok. Milyonlar adına idealleri yok. Gençler adına idealleri yok. Türk kadını adına idealleri yok. Tek bir hedefleri var. Yargılanmamak için bir kişiyi, onun ailesini ve şürekasını kurtarmak. Oysa bizim 85 milyon için hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Türk insanı ile Türk insanı arasına örülmüş duvarları yıkmak gibi bir hayalimiz var. Bu ülkede her bir vatandaşımızın hukukundan emin olduğu bir Türkiye inşa etmek gibi bir hayalimiz var. Bütün bunları Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Söyleyecek sözü bitenler şimdi mevsimlik milliyetçilik yapıyor. Daha düne kadar milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyenler bunları unutmuş. Yanlarını da bir milliyetçi partiyi almışlar güya birkaç tane. Onlar da bu olana bitene sesini çıkarmıyor, sesini. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk 4 maddesini kabul etmeyen Hüdapar'la işbirliği yapacaksın, muhalefeti suçlayacaksın. Var mı öyle dava? Öyle bir dava yok. Bunlar Mart kedisi gibi. Hem kendi suç işliyorlar hem muhalefeti suçluyorlar. Böyle bir iktidarı ilelebet Allah'ın izniyle göndereceğiz. Neyi söylerse söylesinler. Neyi söylerse söylesinler. Hazreti Mevlana öyle diyor. Ey gönül diyor. Kadere bahane bulma. Buğday ektin de arpa mı biçtin diyor. Bu iktidarda 21 yıldır millete hizmet ettiğinde milletten şimdi karşılık mı alacaksın? Değerli hemşehrilerim, sözlerimin sonuna geliyorum. Bir şeyin altını daha çizmek isterim. Maalesef bugün bu ülkede yolsuzluklar öyle bir noktaya gelmiş ki münferit olan yolsuzluklar sistematik hale gelmiş. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir eşkıyaya sormuşlar. Demişler ki bu kadar eşkıyayı dağ başında nasıl tutuyorsun diye. O eşkıya demiş ki onlara o kadar çok suç işlettim ki ovaya inecek yüzleri yok. Şimdi bu Teyyo pehlivan var ya yukarıdaki Teyyo pehlivan. O da etrafına o kadar çok suç işletti, kirletti. Onlar ancak öyle yönetiyor. Yolsuzluklar bu ülkenin milli güvenliğini inanın tehdit eder hale gelmiş. Hep şuna inandım. Bu ülkenin büyük kaynakları var dünle mukayese ettiğimizde. Ama zaman hızla akıyor. Bu kaynakları öncelik sıralamasında doğru yapmalıyız. Türkiye'nin gelişmiş dünya ile arasındaki mesafeyi kapatabilmesi yeni yeni güç merkezlerinin, yeni yeni ittifakların küresel ve bölgesel kurulduğu böyle bir dönemde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukuna, demokrasisine, eğitim sistemine, ekonomisinden başlayarak bu çağın icap ettirdiği derinliği katacak bir programla, Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla ve kadroyla buluşturamazsak bilesiniz ki daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalırız. İşte bu akılsızların Suriye'de izledikleri politikanın bedelini Türk milleti ödüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor. Orada AKP'nin yanlışları dolayısıyla bir PKK devleti kurulur hale gelmiş. Siz önce gelin, mevsimlik milliyetçilik yapacağınıza bunun hesabını verin. Bu haram saltanatını Allah'ın izniyle yıkacağız, yıkıyoruz da. Büyüye büyüye, birleşe birleşe, yüreklerimizden akan bu enerjiyle beraber Türkiye'de bu iktidarın giydirmeye çalıştığı deli gömleklerini yırtarak Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyeti, bu aziz milleti yarınlara taşıyacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki kamu malını kendi namusu bilen yöneticiler elinde olsun. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Ve diyorum ki Isparta, ses duymak istiyorum. Ses duymak istiyorum. Ses duymak istiyorum. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Tekrar sağır sultanlar duysun. Isparta soruyorum. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Allah'ın izniyle çaldırmayacağız. Şühedanın bize emanet bıraktığı bu vatan toprağının her noktasına, taşına, toprağına, insanına, kurduna, böceğine sahip çıkarak bizden sonra gelecek nesillere refah içerisinde, güven içerisindeki bir Türkiye'yi hep beraber emanet edeceğiz. Ambulans. Ambulans lütfen. Ambulans. Geçmiş olsun. Hep beraber Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Çok az bir zaman kaldı. Çok az bir zaman kaldı. Hani diyor ya, vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı diyor ya. İşte çoğu gitti. 14 Mayıs'a az kaldı, az kaldı. Yeniden demokrasi bayramımız olarak kutlayacağımız o güzel günlerde buluşmak ümidiyle baba ocağımız, babamız Demirel'in memleketinden başta burada bulunan sizleri, burada bulunamayan, gönülleri, kalpleri buralarda bulunan tüm vatandaşlarımı ben de en derin saygılarımla selamlıyorum. Kendimizi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Güzel günler bizimdir. Baharın geldiği o güzel günlerde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz değerli hemşehrilerim. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Öncül başkanım, seni de gördüm. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ambulans geliyor tam karşıda ama o arkadaşımızı şöyle sakin bir noktaya taşıyabiliyor muyuz hep birlikte? Tamam, götürüyorlar. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gültekin Uysal'a. Değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız?
Bu bahar en içten bir sevinçle güreceğiz. İlk turda bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ömrünü hak, hukuk ve adalete adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarına kapısına davet ediyorum. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu, iktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Efendim hepinize merhabalar. Güzel bir atmosferdeyiz ve beraberiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Mutfaklardan habersiz olanlar bunu bilmez. Ama mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük sıkıntılarımız var. Pazara giden anneler bu sıkıntıları görüyorlar ve yaşıyorlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu tablodan çıkması lazım. Evet, 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Bir şey söylemiyorum ama artık değişim zamanı. Yeni bir insan gelsin, düzgün bir insan gelsin. Bu ülkeye kendisini adayan bir insan gelsin. Ülkeyi güzel yönetelim, birlikte yönetelim. Kardeşçe yönetelim, kucaklaşalım, efendim hiçbir ayrım yapmayalım ve birlikte bu ülkeyi büyütelim, kalkındıralım. Bakınız, geçen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı ile ilgili ağza alınmayacak bir sürü şey söylendi. Ya yazıktır, günahtır kardeşim. Siyaset böyle yapılmaz. Siyasetin temeli ahlak olmak zorundadır. Siyasetin temelinde halka doğruları söylemek gerekir. Eğer siz bunları bir tarafa atıp da insanları karalama, bir sürü laflar etme, bunların hiçbirisi normal bir siyasette olmaz. Normal olması gereken de şudur. Eğer er meydanı istiyorsanız, sizin bir sürü televizyon kanalınız var. Er meydanında geleceksiniz, hep beraber hesaplaşacağız. Yüz yüze bakarak makul insanlar gibi tartışacağız. Gençler diyorlar ki, karanlık şehrin aydınlık gençleri seni Çankaya gönderecek diye. Sağ olun, sağ olun. Gençler bir dakika. Bakınız, bakınız. Isparta'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısı 23.175. 23.175 genç ilk kez gidecek sandığa oy kullanacak. Şimdi bu gençlere soruyorum. Siz kendi ülkenizde demokrasi istiyor musunuz? Kadın erkek eşitliği istiyor musunuz? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyor musunuz? Attığınız bir tweet dolayısıyla kaygı duymamak istiyor musunuz? Yani ülkenizde huzur istiyorsunuz. Yani ülkenizde büyüme istiyorsunuz. Yani ülkenizde işsizlik olmasını istiyorsunuz. Yani ülkenizde insanlar bu kentin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında huzur içinde geçsinler istiyorsunuz, değil mi? Yapacağınız bir şey var. Sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Değişimden yana, demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Şimdi bunun sizden sözünü istiyorum. Söz mü? Söz mü? Isparta söz mü? Benim de size sözüm var. Bay Kemal sözünden dönmez. Size, bu ülkeye söz veriyorum. Baharı getireceğim, baharı. Huzuru getireceğim, huzuru.
hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi, hiçbir çocuğun her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşallah beraber inşa edeceğiz. Ve gençler, size bir sözüm daha var. Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidar olursam en rahat beni eleştireceksiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. En rahat eleştireceksiniz. Ve ben büyük bir dikkatle sizin eleştirilerinizi okuyacağım. Çünkü bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu konu sağlıklı ve tutarlı eleştiridir. Eleştiri gelecek ki biz de hatamızı, eksiğimizi görmüş olalım. Bunu da bilmenizi isterim sevgili gençler. Ülkemde mülteci istemiyorum diyor bir genç arkadaşım. İki yıl. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Söz verdim. Onlar yanlış bir politika izlediler. Yanlışlık yaptılar. Hata yaptılar. Ya askerlik yaptık. Askerlikte kural şu: sınır namustur. Yani sınırın güvenliği vardır. Sınırı yol geçen hanına çevirdiler. Her önüne gelen sınırdan geçti. Elini kolunu sallayan geçti. Ama söz veriyorum sevgili gençler, 2 yıl içinde onları Suriye'ye uğurlayacağım. Bundan emin olun. Çiftçinin, esnafın ciddi sorunları var. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz ekmez. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz elde ettiği ürünü satamaz. Dolayısıyla çiftçiyle toprağı barıştırmak, çiftçinin ektiği ürün dolayısıyla kazanması lazım. Alın terinin karşılığını alması lazım. Bunu da yapacağım. Hiç endişe etmeyin. Yata hangi fiyattan mazotu veriyorlarsa çiftçiye de aynı fiyattan KDV'siz, ÖTV'siz kırmızı mazotu vereceğiz. O da huzur içinde tarlaya gidecek, ekecek, biçecek ve kazanacak. Çırak ve staj mağdurlarını biliyorum. Söz verdim. Onların sosyal güvenlik primlerinin yatması lazım. Kendileri için özel bir borçlanma yasasının çıkması lazım. Çünkü bunlar çalıştılar, staj yaptılar. Şimdi diyorlar ki senin borçlanma hakkın yok. Niye yok? Olacak. Madem ki adalet diyoruz, madem hak diyoruz, madem hukuk diyoruz, yapacağız. Çünkü adalet mahkeme salonlarında değil, sadece mahkeme salonlarında değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen var ve onun hesabını sormazsanız en büyük adaletsizliği yapmış olursunuz. Sana söz Isparta, kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Size buraya gelen çok sayıda iktidar milletvekili söz verdim. Efendim, Dereboğazı yolunu yapacağız, bitireceğiz. Antalya'ya kısa süre içinde gideceksiniz, geleceksiniz diye bir sürü laflar ettiler. 22 yıldır yapamadılar. 22 yıldır yapamadılar. Antalya ile Isparta arasında çok sağlıklı ve tutarlı bir ilişki kurmanın yolu bu yolu aşmaktan geçiyor. Bu yol açıldığı takdirde Isparta da kazanacak, Antalya da kazanacak. O nedenle sözüm söz, bu yolu mutlaka yapacağız. Bu yolu mutlaka yapacağız. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Emekli kardeşlerim, 2015 yılından bu yana derim ki hep dedim, emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin dedim. Birer maaş vereceksiniz. Asgari ücret kadar vereceksiniz. Dediler ki parayı nereden bulacaksınız? Bir sürü laf ettiler. Her gittiğim yerde, her yaptığım toplantıda söyledim. Ya emekli bugün açlık sınırının altında bir aylık alıyor. Açlık sınırının altında. Dolayısıyla emekli gençken çalıştı, üretti, alın teri döktü, artı primini de ödedi.
Eşim diyor ki bana insanca yaşayacağım bir aylık ver. Onu vermem diyor. Bayram ikramiyesi ver asgari ücret kadar, onu da vermem diyor. Önce 1.000 lira verdiler, sonra bir miktar daha verdiler. Seçim geliyor diye çıktım şunu söyledim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Emekliler bankaya gidip aylıklarını almak istediklerinde hesaplarında her birisinin 15 bin lira para olduğunu görecekler. Ben bunu diyorum ya, hemen koro halinde. Teşekkür ederim. Ben de Isparta ile gurur duyuyorum. Göllerin ve güllerin güzel şehri Isparta ile kim gurur duymaz? Dolayısıyla herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Herkesin hakkını teslim etmezseniz bu iş yürümez. Herkesin hakkını teslim edeceksiniz. O zaman bu memlekette adalet dediğimiz kavram yerini alır. Birleşe birleşe kazanacağız. Ayrılık ayrılık yok gençler. Size sesleniyorum. Ayrılık ayrılık yok. Türkiye'nin kaderini 5 milyon 300 bin genç belirleyecek. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana, insan haklarından yana, emekten yana, alın terinden yana oy kullanacak ve bir otoriter yönetimi değiştireceksiniz. Gençler, otoriter bir yönetimi temiz oylarınızla değiştirmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir de emeklilere soralım. Sevgili emekliler, gideceksiniz 15 bin lira bayram ikramiyesini alacaksınız. Sizler de sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup bu hakkı bize teslim edilen kişiye biz en azından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymuyor galiba. Oraya da seslenmem lazım. Söz mü? Söz mü? Bakınız. Çankaya köşküne bakın, onu da söyleyeyim. Benim saraylarla falan bilgim yok. Saray, öyle lüks hayat falan filan yok. Biz sizler gibi mütevazi yaşarız. Evimiz güzel, mutfağımız güzel. Beraber, çoluk çocuğumuz beraber huzur içinde yaşıyoruz. Beyler o çocuklarını zenginler gibi paralı askerlik yaptırırken bu kardeşinizin oğlu madem ki fakir fukaranın oğlu gidip askerlik yapıyor, ben de gideceğim askerlik yapacağım dedi. Ve gitti askerliğini yaptı. Bir de diyorlar ki Kılıçdaroğlu milliyetçi değil. Şöyle söyleyeyim, çok çekmeyin. Milliyetçiliğimi tartışmak istiyorlarsa ve yürekleri varsa çıkarsın karşıma. Gelirsin karşıma. Kim milliyetçi kim değil. Isparta'da milliyetçilik damarının güçlü olduğunu biliyorum. Ispartalıların köklü bir milliyetçi gelenekten geldiğini de biliyorum. Ama size sözüm söz. O Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağım. Şanlı ordumuza vereceğim. Sözde milliyetçiler ya. 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Ve satacaklar. Bay Kemal bunu seyredecek değil mi? Yemezler. Alacağım onu alacağım. Orduya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Sevgili Ispartalı kardeşlerim bir şey daha. Bakınız. Suriye'de
34 askerimiz şehit edildi. Havadan bombalandı, 34 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. Normalde ne olması lazım? Rusya'nın özür dilemesi lazım. Sizin askerlerinizi vurduk, kusura bakmayın, özür dileriz vesaire vesaire vesaire. Devlet protokolü içinde ne gerekse yapılması lazımdı. Ama ne oldu? 34 askerimiz şehit oldu. Bizim beyefendi kalktı koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Putin onu kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Yuh çekmeyin arkadaşlar. Yuh çekmeyin. Yuh çekmeyin. Enerjinizi sandığa. Enerjinizi sandığa. Sandığa. Enerjinizi sandığa. Gitti Putin'in kapısında kronometreyi açtı. Putin'in kapısında bekletti. Bir süre sonra kapıyı açtı. Gel içeriye dedi, oturabilirsin dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına, cumhurbaşkanına böyle bir şey yapılamaz. Rakibimiz olabilir ama sonuçta biz aynı ülkede yaşıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Temsil ettiğiniz şey Türkiye'nin ve Türkiye Devleti'nin itibarıdır. O nedenle o alanda, o söylemde, o yaşananlarda hazmedemediğim bir gerçek vardır. Bunun bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Telafi edecek olanlar da sizlersiniz. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve o zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok ama çok şey değişecek. Birlikte değişeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Huzur içinde bu ülkede birlikte yaşayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Anneler, size de bir çift sözüm var. Size de bir çift sözüm var. Ayrılık yok değil mi? Ayrışma yok değil mi? Sandığa beraber gideceğiz değil mi? Bir bayram havası içinde gideceğiz değil mi? O zaman bu iş bitmiştir beyler. Gençler, bu iş bitmiştir o zaman. Beraber gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Göreceksiniz, yeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye. Bunu hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu, bir akademisyen vuruldu. Sinan Ateş. Ve Ankara'nın göbeğinde herkesin gözünün önünde vuruldu. Katillerini uzun süre acaba kim diye bulamadılar. Birilerinin sakladığını gayet iyi biliyoruz. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Allah nasip eder o makama oturduğumda Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca bürokratken beni en çok tutan Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Rahmetli Süleyman Demirel. Pek çok bakan bulunduğum görevden beni almak istedi. Kararnameyi gönderdi Çankaya'ya. Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin Sayın Cumhurbaşkanımız. Bulmuşsunuz böyle dürüst bir adam, niye görevden alıyorsunuz diye. Benim kararnamelerim hep geri gönderildi. Ve o makamda tutardı. Bir devlet adamıydı, bir devlet adamıydı. Kendisiyle uzun süre çalışma imkanı da buldum. Geriller Genel Müdürlüğü'nde, Bağkur Genel Müdürlüğü'nde, Müsteşar Yardımcılığında pek çok alanda birlikte çalışma imkanı da buldum. Dolayısıyla hepinizin huzurunda böylesine güzel, saygın bir devlet adamını saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Onu da bilmenizi isterim. Ekrem Başkan'ın meşhur bir sözü var. Ne diyor? Onu söyleyip sözü bitirelim ama biraz serinledi. Her şey. Her
şey, her şey, arkaya sorulur. Her şey, her şey. Atatürk büstünün orada sipere yatmış bir grubumuz daha var. Her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Her şey. Baharı getireceğim, baharı. İnanın baharı getireceğiz. İnanın adaleti getireceğiz. İnanın hukuku getireceğiz. İnanın bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İnanın birlikte huzur içinde bu ülkeyi şaha kaldıracağız ve büyüteceğiz. Sizden toplanan her kuruş verginin hesabı size verilecek. Bundan emin olmanızı isterim. Tekrar her şey, her şey, her şey, her şey çok güzel olacak, inanıyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Gültekin Uysal ve Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Spartalılar, komşu kentimizin Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek. Millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız Erdoğan Toprak. Genel Başkan Başdanışmanımız İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan. Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Budak. Burdur Milletvekilimiz Mehmet Göker. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Uyanık. Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Arda Yılmaz. Millet İttifakı Isparta İl Başkanlarımızı anons ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tansel Dilaver. İYİ Parti İl Başkanımız Hasan Büyükşam. Demokrat Parti İl Başkanımız Selçuk Özkan. Deva Partisi İl Başkanımız Şaheste Özer. Gelecek Partisi İl Başkanımız Cemal Erfidan. Saadet Partisi İl Başkanımız Yaşar Gürtoklu. Önceki dönem Isparta Milletvekillerimiz İrfan Bakır, Mevlüt Coşkuner. Ve şimdi 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Yalım Halıcı. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Mehmet Tamer Cantekin. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. İYİ Parti milletvekilimiz Sayın Nevin Cesur'u da buraya davet ediyorum. Sana sözüne baharlar gelecek. Üçüncü sıra milletvekili adayımız Hüseyin Yıldızhan. Dördüncü sıra milletvekili adayımız Hatice Yıldız. İYİ Parti Isparta milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Aylin Cesur. Timuçin Kodaman. İsmet Yılmaz. Faruk Torun. Sevgili Spartalılar, Gönen Belediye Başkanımız Osman Kesmen. Sana söz umut bitmeyecek. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen. Sana söz umut bitmeyecek. Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şener. Ve Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz. Sevgili Spartalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey!
milletvekili adaylarımızı sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Isparta'nın misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sana sözüne bahar.